Pixel Mecmua'dan herkese merhaba. Magic Haber Ajansı ile yine karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasında neler oldu neler bitti sizlere elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta Valorant'ın resmi hesabı Killjoy ve Raze'in homoseksüel olduğunu gösteren bir gönderi paylaştı. Bu gönder aslında kitleyi ikiye böldü diyebiliriz. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da böyle tartışmalar dönüyordu. Dikkat çeken noktaysa Valorant'ın Türkiye hesabının bu görseli paylaşmaması oldu. E diyeceksiniz ki Valorant'ın o uluslararası resmi hesabı paylaştı. Yerel hesaplar paylaşmayabilir. Ama durum böyle değil. Başka yerel hesapların da paylaştığını gördük. Buna Polonya dahil, başka ülkeler dahil. Ama Türkiye'de paylaşılmadı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir diğer haberimiz ise The Game Awards 2022'den geliyor. Biliyorsunuz bu sunumda çok fazla oyun duyuruluyor. Duyurulan oyunlardan bir tanesi de yeni Transformers oyunu. Transformers Reactivate. Tabi bu duyurulan oyun bir teaser olarak gösterildi. Bir oynanış videosu ya da bir sinematik gösterilmedi. Eğer meraklısı seveni varsa bu Transformers oyununu da bekleyebilir. The Game Awards 2022'de biliyorsunuz ki birçok oyun seçildi. İşte yılın oyunu olsun, konsept olarak en iyi oyun olsun gibisinden bir sürü oyun seçildi. Burada bir sürü adaylar vardı ama asıl en önemlisi ve en merak edilenin yılın oyunu ne olacaktı? Burada en büyük adaylar tabii ki de God of War, Ragnarok ve Elden Ring'ti. Tabii birkaç oyun daha vardı ama en iyi en iki favori oyunlar bunlardı. bizim kişisel tahminlerimiz Elden Ring'in kazanacağı yönündeydi ve öyle de oldu. Bu God of War, Ragnarok kötü bir oyun olduğu anlamına gelmiyor. Ancak Elden Ring çıktığı seneyle birlikte daha olmamış şeyleri başarmış diyebiliriz. Şimdiden de kutlayalım o zaman. Elden Ring 2022'nin oyunu seçildi. Geçtiğimiz hafta üzücü bir olay yaşandı. Tuna Akşen yani Pinti Panda'nın YouTube hesabı hacklendi. Bu YouTube hesabında Elon Musk dahil birkaç kişinin canlı yayın yaptığı görüldü. Tabii ki de bunlar sahte canlı yayınlardı. Bank yayındı yani. Ve bu canlı yayın esnasında chatte de rastgele linkler paylaşılıyordu. Tuna akşam bu durum üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. Kesinlikle YouTube hesabımda paylaşılan linklere basmayın. Çünkü hesabım ele geçirildi şu an geri alamıyorum dedi. Bu açıklamanın birkaç gün sonrasındaysa maalesef YouTube hesabının silindiğini gördük. Bu durum çok üzücü bir olaydı. Ancak sevindiren haber erken geldi ve Tuna Akşen hesabını geri aldığını duyurdu. Buradan çok büyük geçmiş olsun diliyoruz. Umarız başka YouTuber'ların da başına gelmez. Espor camiasında tabii ki de haberlerin ardı arkası kesilmiyor. BBL biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir dramayla gündeme gelmişti. Şimdi ise başka bir olay yaşandı. Özgür Alagül yani Ruth BBL'in duyurusuna göre artık BBL'in genel menajeri Ruth değil. Özgür Alagül'le yollarını ayırdıklarını duyurdular. Bu aslında beklenmeyen bir ayrılıktı ve aniden olması insanları şaşırttı. Tabii ki de çok geçmeden BBL yeni genel menajerini duyurdu. Eren Gül geldi göreve. Rehne buradan başarılar diliyoruz. Dedik ki The Game Awards'ı Elden Ring kazandı. Ancak God of War'da boş durmadı. Çünkü God of uyarlama dizisi geliyormuş. Tabii ki de tahminleriniz vardır. Herkesin bildiği yer. Amazon Prime yapıyor bu uyarlama dizisini. Evet Amazon Prime ne kadar böyle bir şey yapsa da bizi sevindirse de bir tık da endişelendiriyor. Çünkü Lord of the Rings'te gördük uyarlama diziyi nasıl yaptıklarını. Umarız ki God of War'da aynı kaderi paylaşmaz. Bu uyarlama dizi ne zaman çıkacak ne olacak? olacak daha kesin belli değil. Sadece Prime Video resmi Twitter hesabında bu dizinin geleceğini duyurdu. Meraklısına duyurulur. Biz de çıkınca göreceğiz artık. Ayrıca Amazon Prime aylık Türkiye'de 8 lira. Bence alın. Ayrıca senede güzel oyunlar da veriyorlar. İlerleyen günlerde de yılbaşına özel oyunlar verecekler. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Tabi e-spor camiası dedik. Onu tekrardan es geçmeyelim. Biliyorsunuz Valorant tarafında BBL ve Foot Esports partnerlik almıştı ve EMEA bölgesindeler. Yani artık Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Ancak Footy Esports yeniliklerini asla durdurmuyor ve LoL takımını resmen kurduğunu açıkladı. Birçok söylenti vardı zaten Footy Esports'un LoL takımı kuracağına dair. Bu da resmi olarak doğrulanmış oldu. LoL Esports'un resmi Twitter hesabında futi Esports'un LoL'e dahil olduğu açıklandı. Artık Footy Sports Şampiyonluk Ligi'nde mücadele eden takımlardan biri. Böylece artık ligde 8 tane takım kesinlikle oynayacak. Bu kesinleşti 8 tane Türk takımımız. Ayrıca Footy Sports LOL kadrosunu açıkladı. Detaylar için internet sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Tabii ki de oyun duyuruları bitti mi? Bitmedi. Malum 2023 yoldayken yeni oyunlarını sürekli olan şirketler duyurmaya devam ediyor. Duyurulan oyunlardan bir tanesi de Marvel Spider-Man 2 oldu. Evet serinin devam oyunu geliyor. Sony'nin duyurusuna göre ise 2023 yılının Sonbahar mevsimindeki aylardan birinde çıkacağı duyuruldu. Genelde 2023 yılında çıkacak oyunlar duyurulduğunda yaz aylarındaysa veya yılın başlarındaysa bunun erteleneceğini kesin gözüyle bakıyorduk ama genelde sonbahar mevsiminde duyurulan oyunlar kesinlikle o aylarda çıkıyor. Sony'nin de bu istikrarını sürdüreceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi Spider-Man severler ikinci oyunu 2023'ün sonbahar mevsiminde bekleyebilirler. Evet, haftalık oyun gündemimiz şimdilik bu kadardı. İlerleyen haftalarda tekrardan size haftada neler oldu neler bitti bunun gibi haberleri vermeye devam edeceğiz. Biz takip etmeye devam edin. Desteklerseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.